Bugün Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'la birlikteyiz. Mesemlerle ilgili yazınızdan dolayı sizinle görüşmek istedik. Çünkü mesemlerle ilgili ortaya atılan iddialar var. Siz de bu iddialara ve aslında gerçek olan endişelere yer vermişsiniz yazınızda. Öncelikle Barış Bey, bu endişeler varken, bu iddialar varken mesemler çocuklara tam olarak neye güvence edebilir ve patronların usulsüzlüklerinin çocuklara yansımayacağını hangi mekanizma denetleyebilir? Yani şimdi haklı bir soru soruyorsunuz ama ya özetle aslında MESEM adıyla bilinen Mesleki Eğitim Merkezi'nin amacı neydi? İşte okula devam edemeyen çocuklar diplomasız kalmasın. Bir yandan da işte bir mesleki eğitim alsınlar diyeyim. Aslında iyi bir amaçla ortaya çıkmıştı. Daha doğrusu bir şekilde hani çocuk yaşta iş hayatına zorlanan çocukların okulla ilişkisini kurdurmak için, bir diploma sahibi olmaları için, belki daha aydınlık bir yola doğru yürüyebilmelerini imkan sağlamak için MESEM'ler kurulmuştu. Mesleki eğitim merkezleri. Ancak Erdoğan'ın hem, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Aralık'ta hem de Ocak'ta yaptığı açıklama MESEM'in amacından sapıldığına dair şüpheleri uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ocağın ortasında ne demiş? Şunu demiş. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz. Şimdi burada Erdoğan MESEM'le ilişki kuracak meslek liselerindeki öğrenci sayısının hedefini 2022 için 1 milyon olarak şey yapıyor, hedefliyor. Şimdi mevcut durumda meslek liselerinde 1 milyon 700 bin civarında öğrenci var. Şimdi bu 1 milyon 700 bin öğrencinin 1 milyonunun MESEM ile ilişki kurması ki ne anlama geldiğini anlatacağım. O liselerin, o okulların bir şekilde ucuz çocuk işçi pazarına dönmesine dair açıkçası çok açık bir kapı aralıyor. Çünkü bakın iddia o ki Erdoğan'ın bu 1 milyon hedefini duyan bazı okul müdürleri o 1 milyon hedefini oturtmak için bir nevi öğrenci avına çıkmış durumdalar. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın emriyle birlikte her meslek sesinde bir MESEM oluşturulmasına dair çalışmalar başlatılmış durumda ve bürokrasi Erdoğan'ın o 1 milyon çocuk hedefine ulaşmaya çalışıyor. Şimdi ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeylerine baktım. Broşürlerine baktım. Orada şu var mesela. Asgari ücretin en az %50'si kadar maaş imkanı. Kendi iş yerini açma imkanı. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası imkanı. Bir gün okul, 4 gün işletme. Gelecek senin. Şimdi bakın. Bu gibi sloganlarla, bu gibi vaatlerle yoksul ailelerin aslında aklı çeliniyor. Zaten meslek sesi ne çocuğunu gönderen aileler maddi durumu çok iyi olmayan aileler. Şimdi bir de o ailelere şöyle bir vaatler sunsanız, broşürler sunsanız düşünsenize. Ya çocuğunuzu MESEM projesine dahil edin. Haftada bir gün okula gitsin. Orada da doğru dürüst ders almasın zaten. Geri kalan 4 gününü işletmelerde, sanayide, işte şurada burada filan falan bir şekilde çalışarak geçirsin. Asgari ücretin yarısını alsın, yani sizin evinize katkıda bulunsun. Sigortası erkenden yapılmaya başlansın. Kendi iş yerini açma imkanı olsun. Ustalık belgesi alsın vesaire diyerek zaten çocuklarını zor okutma cesareti göstermiş ailelerin o cesaretini kırıp çocuklarını direkt çocuk işçiler kategorisine sokmaları aslında sağlanıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? 14 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Yani lise 1 dediğim şey 14 yaştır yani en nihayetinde. 14 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. 14 yaşındaki çocuklar maalesef işte patronun kucağına itiliyor ve burada devlet aslında tam tersini sağlamakta görevliyken burada teşvik edici oluyor. Bu da açıkçası üzücü bir durum. Peki Barış Bey, son olarak bir önceki röportajımızda da aynısını söylemiştim ama yeniden velilere bir görev düştüğünü düşünüyorum anlamak, araştırmakla ilgili. Yoksul bir şekilde hayatını devam ettirmek zorunda olan aileler bu durumda ne yapabilir sizce? Yani bir kere
ailelere şöyle seslenebilirsiniz. Çocuklarını tarikatların, cemaatlerin, patronların kucağına itmesinler. Çocuklarını sürekli sorgulayacakları eğitim yerlerinde, okullarda barındırmaya çalışsınlar. Hani çok çaba sarf etsinler ki o çocuklar üniversiteyi bitirsin. Çok çaba sarf etsinler ki o çocuklar daha fazla kitap okusun. Çok çaba sarf etsinler ki o çocuklar çağdaşlaşmayı öğrensinler. Çok çaba sarf etsinler ki o çocuklar cumhuriyeti öğrensinler. Anlatabiliyor muyum? Yani en nihayetinde işte burada devletin aslında rolü biraz da önemli. Devlet okuyamayan öğrencileri okula teşvik etmesi gerekirken bir şekilde okuma cesareti gösteren çocukları okuldan koparmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu 1 milyon hedefi aslında çok tehlikeli ve okullarda böyle bir şekilde bir baskı oluşturması çok tehlikeli. Burada ailelerin çok dirençli olması lazım, yoksul ailelerin. İşte dönüp dolaşıp olay aslında siyasete geliyor, dönüp dolaşıp ekonomiye geliyor. Diyebileceğim şu, yani biz gazeteciler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazla aydınlatmak için, insanları daha fazla uyarmak için, bakın böyle bir yola girersiniz, böyle sonuçlar olabilir diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama burada ailelere çok büyük görev düşüyor. O çocuklar hani bizim pamukları sarıp sarmalamamız gereken varlıklar, onları patronların, tarikatların, cemaatlerin kucağına itmemek gerekiyor.